Merhaba arkadaşlar. Yine sizlere harika bir video çekeceğim. Kelimenin tam anlamıyla balık cennetine geldim. Fethiye'de Tahsin abinin yerindeyiz. Şöyle genel olarak gösteriyorum ama ben daha tam şoku atlatamadım. Hayatımda görmediğim balık türleri var. Bunlar üretiliyor burada. Şöyle yavaş yavaş göstermeye başlayacağım size. Gerçi isimlerini falan ben de tam olarak bilmiyorum ama burada karidesler var. Salyangoz türleri. Maşallah diyelim. Maşallah eksik etmeyin. Canlı hayvan. Her akvaryum ayrı bir dekorasyonla, balıkların ihtiyacıyla. Burada gene karidesler. Evet. Karideslerden sonra geliyoruz. Tahsin abi asıl gökkuşağı türleri balıklarını üretiyor. Allah'tan akvaryumda isimlerini yazmış. Beni büyük bir dertten kurtardı şu anda. Yavruları bile var. Burada sanırım çöpçü yavruları bunlar. Tahminime göre de sanki sterbay çöpçüler. Çeşit çeşit güzel güzel balıklar. Buraya ilk girdiğindeki halimi görmeniz lazım. Tam bir şok geçirdim resmen. Mükemmel bir yer maşallah. Balık türleri filan. Bakın şurada şeyler var. Bizim kelebek vatoz diye bildiğimiz kelebek vatoz yavruları. Bunların damızlıkları da var, onları da göstereceğim. Bunlar sanırım lepistes yavruları hep. Burada yine gökkuşağı türlerinin yavruları var. Tahminime göre. Şurada çok değişik bir şey göstereceğim size. Burada genelde melekler var ama az önce burada hayalet balıklarını gördüm ama devasa büyüklükte. Şu kiremitlerin içlerinde ama bir tanesi bakın kafasını çıkardı. Şu arkada bir tane var. Kendini gösterse de boyunu görseniz hiç bizim pet shoplarda gördüğümüz hayaletlere benzemiyorlar. Şuradan görebilecek miyiz? Oradan görünmüyor. Onlar da zaten saklanan türler oldukları için şansımıza kendini göstermeyecekler. Sanırım bunları böyle kiremitlerin içine yavruluyor herhalde. Çünkü hepsi şu anda duruyor. O kiremitin boyu kadar hayalet balıkları var şu anda bu akvaryumda. Ama şu anda bize kendilerini göstermeyecekler sanırım. Neyse ben en son dolaşırken denk gelirse tekrar çekerim. Melekler böyle. Yine burada çok değişik renkte. Güzellikte melekler. Bu arada bu akvaryumlarda değişik balıklar da var. Gene bunlar hep zaten şey gökkuşağı türleri. Starbuck çöpçüler var. Şu tam karşıda gene bilmediğim değişik bir balık.
siyah melekler tam anlamıyla şu anda kamufle olmuş halde. Sizin için özellikle tek tek çekeceğim bunları. Burada yine melekler. Bakayım burada değişik ekstra bir şey var mı? Şu anda gözüme çarpan yok. Ama meleklerin renkleri falan değişik değişik, çok güzel. Yine burada bir melek akvaryumu. Evet, geldik işin değişik güzel bölümüne. Gökkuşağı türleri. Yavruları. O bundan şey, değişik bir vatoz türü. Bakın arkadaşlar, ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Size de göstereyim. Bıyıkları falan var bakın. Bunlar kumun altından saklanaraktan duruyormuş. Bakın kuyruğu falan bile değişik, enteresan. Bunlar da onların yavruları. Biz normal lep sitesi falan üretmeye ulaşırken Tahsin abi bunlarla uğraşıyor. Şu anda bu akvaryum biraz koyu renkte, pek bir şey görünmüyor. Bakın burada çok güzel türler var gene. Burada siyah tül vatozlar var. Atladığım bir şey olmasın akvaryumda da hepsini göstermek istiyorum size. Burada gene gökkuşağı türleri. Evet, iniyoruz bir alt kata. Yine değişik çöpçü türleri, vatozlar, gökkuşağı balıkları. Evet, maşallah yine harika bir şey göstereceğim. Kelebek vatoz. Bunların yavruları da var. Onları da göstereceğim. Burası sanırım mos dolu. Bir şey yok. Bakın şu çöpçülere bakar mısınız? Akvaryumların hepsi sanki birer tane. Evde kurduğumuz akvaryumlar gibi özel dizaynlar. Üretimhane değil tam olarak da, özellikle bir hobihane yani. Hepsi tek tek balıkların ihtiyacına göre, şekle şemaline göre. Evet. Bunlar sanırım gökkuşağının damızlıkları artık. Şu renklere bakar mısınız? Kırmızı kuyruklara bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Sen çek. Çekiyorum. Hatta siz de gelin ya. Böyle konuşurken bilgiler, arka taraftan fonda bilgiler olur. Bir soracağım bir şeyler var. Sorabilirsin. Ben valla isimlerini de bilmediğim için gerçekten camlara hep yazmışsın. Camlardan. Çoğunlukla var. Hepsi camlarda da çoğunlukla var. Görünüyor. Hoppa, onlar işte o kırmızıların süper red vatozları. Evet. İnşallah. Bunları çektin mi şeyleri? Aynen onları çektim. Hep anlattım. Senin dediğin gibi kumun altında falan diye senden aldığım bilgileri aktardım. Tamam. Evet, bunlar gene Tahsin abinin gökkuşağının damızlıkları. Şu sarılı balığı bahsetti. Yani mesela o balık turuncuymuş ilk geldiğinde. Şimdi verdiği yemlerden dolayı falan büyük ihtimalle böyle sarımtırak bir renge bürünmüş. Onlardan hep Tahsin abi bana bahsetti. Balığa verilen yemlerden dolayı renk değişiyor. Burası işte komple gökkuşaklarının damızlıkları. Buralarda üretim yapıyor. Şimdi birçok akvaryumda göreceksiniz. Çiftler var, sadece bir çift, iki çift var. Burada aynen bakın, şuradan geçtiler. Sadece bir çift var.
Şu mavi şeyler işte artık elyaf gibi bir şey. Onların için yumurtluyor. Oralardan alıyor balık yumurtaları Tahsin abi. Her akvaryum gördüğünüz gibi özel dizaynlı balıkların yaşam alanları oluşturmuş halde. Yani her biri evimize kurup izlemek isteyeceğimiz akvaryumlar. Burada gene sürüyle gökkuşağı türleri diye tahmin ediyorum ama yo, buna tetra sanırım. Aynen, gökkuşaklarına devam. Tahsin abinin özel ilgi alanı hep gökkuşakları. Başka türler de var gördüğünüz gibi. Ama herkesin bir sevdiği tür vardır. Tahsin abinin de gökkuşağı. Bütün isimleri, hepsi balıkların var. Saksılarda da bitkileri koymuş. Dikmeye gerek kalmadan bitki saksıda yetişiyor. Buralarda hep balık yavruları var gördüğünüz gibi. Bunlar çöpçüz gibi sanırım. Ve vatoza da benziyor. Yapışanlar vardı. Dediğim gibi türlerin isimlerini bilmediğim, ilk kez gördüğüm balık türleri burada var ve bunlar da üretiliyor aynı zamanda burada. Hep aldığı kendi yavrularının tek tek boy boy akvaryumlara koymuş. Camda bir tane nerite salyangozu var gördüğünüz gibi. Bunlar full gökkuşağıydı. Bunlar da çok güzel balıklar. Bakın renkleri tam belli oluyor mu bilmiyorum ama sarı sarı. Evet, sağ tarafta. Şimdi oraya da göstereceğim. Benim ilgi alanım canlı doğranlar. Full black'ler. Platiler. Platiler kıpkırmızı, ne kadar güzel maşallah hepsi. Full red'ler. Burası komple dişi sanırım. Yok, erkekler de var, karışıkmış. Bunlar ilk, yani çoğu birkaç tanesi ilk damızlıkları. Yine gökkuşakları. Evet, burada gördüğünüz çok değişik vatozlar var gene. Dediğim gibi benim hayatımda ilk kez gördüğüm. Bu balıklar canlı doğuruyormuş. İlk kez duydum Tahsin abiden. Bak, şekli şemali her şey farklı. Canlı doğuran bir tür. Sürü halinde yüzen gökkuşakları. Evet, yine bu tarafta bir sürü yoğunluk gökkuşağı. Hepsini tek tek göstermeye çalışıyorum size. Akvaryum dolusu gökkuşakları. Evet, şimdi bomba melekleri. Bunlar yurt dışından getirmiş ama tam düzen daha oturmamış. Hatta birkaç zayiat da olmuş. Bakalım onları üretmeye çalışacak Tahsin abi. Bu arada Tahsin abi kendisi Almanya'da yıllarca hayvanat bahçesinde çalışmış ve oradan emekli olmuş birisi. Zaten büyük ihtimalle bu bilgi birikimiyle o yüzden benim hayatımda hiç görmediğim balıkları besliyor ve üretiyor. Birçoğunuzun belki sizin de görmediğiniz türler var burada. Yurt dışından balık getirip götürebiliyor. Hatta önümüzdeki hafta Hollanda'ya bu gökkuşağı türleriyle ilgili bir seminere katılacak. Kendisi konuşmacı olarak katılacakmış orada. Bilgisinin birikimine sadece Türkiye değil, dünya çapında bizi temsil ediyor. Sağ olsun. Hep gökkuşakları gördüğünüz gibi. Bu arada akvaryumlardaki filtrelere dikkat ettiniz mi hiç bilmiyorum. Hepsi Hamburg filtre sistemi. Bakın sağ taraflarda hep, yani sünger var bir tarafta da.
ve üst taraftan hava geliyor. Hava değil de artık suyu sirkülasyonunu sağlıyor. Bakın gördüğünüz gibi sünger sayesinde pislikleri çekiyor. Bu Hamburg sistemi gayet güzel ve kullanışlı ve uygun oluyor. Dediniz bak bu sünger sayesinde pislikler orada birikiyor. O hazneden su tekrar yukarıya çıkıyor. Bu iletler burada gene. Gördüğünüz gibi yavruluk falan hiçbir şey kullanmıyor. Mostlara arasında yavrular kaçıyor kendisi. Yine bu getirdiği yurt dışından melekler şu anda bir adaptasyon sürecindeler. Dediğim gibi tam alışamamışlar daha Türkiye şartlarına. Ama her balığın kendine uygun akvaryum ortamı var şu anda gördüğünüz gibi. Yine vatoz yavruları. Bunlar sanırım süperletlerin yavrusu. Renklerden görüldüğü gibi. Yani bir akvaryum dolusu gökkuşağına benziyor ama tetra grubu da olabilir. Maşallah bütün balıkların keyifleri yerinde. Sağlıklılar. Yine burası bir üretim tankına benziyor. Bunlar da çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sanırım bunlar kilifiş türlerinden. Bronz çöpçülerin yavruları. Hepsini kendi üretiyor Tahsin abi. Çeşit çeşit güzel güzel balıklar gördüğünüz gibi. Hepsini size detaylı olarak göstermeye çalışıyorum. Gene burada çöpçü yavruları var. Bunlar da bronz çöpçünün yavrularına benziyor. Daha minik minikler. Yeni türler de getirecekmiş Tahsin abi bu çöpçü türlerinin. Burada lepistes yavruları var. Entlerin gene değişik özel bir türü. Yurt dışında bir pet shop'a denk gelmiş. Oradan getirmiş. Bakalım üretmeye başlayacak Tahsin abi bunlar da. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Rengarenk balıklar. Bu arada o ufak detay da veriyorum. Tahsin abi balık getirip götürürken bir tane özel şeyler varmış. Poşetler. Nefes alabilen. Yani içerideki karbondioksidi dışarı veriyor. İçeriye oksijen alıyor ve su sızdırmıyor. Bunlar sayesinde de balık getirip götürebiliyor. Bunu ilk kez öğrendim. Tabii 1 euroymuş poşetin tanesi. Ama çok büyük işlevi var. Hatta anlattığına göre 5-6 gün o poşetin içinde kalabiliyormuş balıklar. Böyle ufak bir detayı da belirteyim. Tahsin abim öğrendiğim. Gökkuşağı türlerinin devamı hepsini detaylı olarak hiçbirini kaçırmadan size göstermeye çalışıyorum. Bunların yanında Tahsin abi yılan balığını da üretti. Zamanında Facebook'ta falan paylaşmış ben de görmüştüm ama şu anda bir tane kalmış sadece. Hepsi toplu halde ölmüş, üremiş ve yavrularını almış. Tabii onun çok daha detaylı şeyleri. Yılan balıkları da böyle resmen gerçek yılan gibi birbirine dolaşaraktan çiftleşip yavruluyorlarmış. Çok değişik bir bilgisi var, onu da aktarayım. Bu kur dansından sonra dişi bir anda 3-4 senede pırırt diye erkeğin böyle karın bölgesinde diziyormuş yumurtaları. İşte bilirsiniz belki deniz atıgillerden zaten olduğu için yavruları erkek büyütüp ondan sonra salıyormuş. Gene orada küçük küçük yavrular hep babanın karın bölgesinde büyüyüp yeterli boya ulaşınca oradan dışarı çıkıyorlarmış. Tahsin abiden aldığım o bilgiyi de sizlere aktarayım. Burada da vatozlar var. Can doğan lepistesler var. Burada karidesler var. Sanırım kiraz karides var burada. Bu taraf komple karides akvaryumu. Gördüğünüz gibi sarı sarı. Kıpır kıpırlar maşallah hepsi.
hiç gözden kaçırdığım bir şey olmaması için tekrar tekrar akvaryumları çekiyorum. Çünkü bazen ben bile gezerken "Aa, bu akvaryumda bu mu varmış" falan diyorum. Veya Tahsin abi bana söylüyor. Kelebek vatozların yavruları. Az önce damızlıkları göstermiştim. Aynen, burada da kelebek vatozlar var. Çöpçüler var. Maşallah diyelim hepsine tek tek. Gene melekler. Bu arada bu akvaryumu Almanya'da bir tane pet shop'tan almış. Seti komple. Bir bizim Türkiye'deki akvaryumlara bakın, bir de Almanya'daki akvaryumlara bakın. Onlar hep konteynerli Almanya'dan getirmiş. Şöyle gene bir çekeyim her tarafı. Buralarda hep genelde yavru balıklar var. Yumurtaları bunların içine koyuyor Tahsin abi. Yumurtalar çatlıyor. Moslarla birlikte onlara canlı yem vererekten buralarda büyütüyor ve yeterli boya ulaşınca akvaryumlara boy boy salıyor. Ortam bundan ibaret gördüğünüz gibi. Yılların bilgi birikimiyle böyle muhteşem bir hem ortam yaratmış hem balık. Burada da kerevit var. Hatta yavrular falan da var bir sürü. Artık akvaryum bulamadığından plastik kaplarda bile balık besliyor Tahsin abi. Bunlar sana bunların kerevetin içine, kerevitler kerevetin içine yavruluyor. Şu hayal balıklarını denk getiremedim bir dışarıda ama ben ilk geldiğimde dışarıda da çok aşırı büyükler gerçekten. İşte o kiremit kadar boyları vardı. Burada gene değişik bakın balık türleri tül şeklinde. Hep bunlar yurt dışından gelen balıklar, bizim pek görmediğimiz, onları üretiyor hep Tahsin abi. Yine burada vatoz yavruları. Minik minik bir sürü yavru. Sterbay çöpçüler olduğunu tahmin ediyorum bunların da. Evet, bu balık dediğim gibi canlı doğuran grubuymuş. Çok enteresan, şekli değişik. Canlı doğurması daha ilginç. İki batımdan sonra fakat sıkıntılar olmaya başlıyormuş. Yani devamlılığı gelmiyormuş. Yani iki batın yavru alıyorsunuz. Sonra ölü doğumlar olmaya başlıyormuş. Artık yeni yavrulardan da tekrar ikişer ikişer batımlar yavru alıyorsunuz. Yine çok değişik vatozlar. Dediğim gibi gözümden hiçbir şey kaçmasın diye elimden geldiğince tekrar tekrar çekiyorum detaylı bir şekilde. Süper red vatozlar. Burada gökkuşağı türleri, kilfiş türleri. Bu sarı balıklar da benim çok hoşuma gitti. Onlar da şimdi özellikle tekrar tekrar çekmek istedim detaylı olarak. Sarı parlak renkli olanı erkek zaten. Bütün balıklarda olduğu gibi. Her balığa göre uygun akvaryum şartları hazırlanmış Tahsin abi tarafından. Full redler de gerçekten gayet güzel. Formları iyi, renkleri güzel. Dişiler dolu dolu maşallah. İlk damızlıklarını buraya ayırmış dediğim gibi. Onlarca vatoz yavrusu. Bunlar büyüyecek de vatoz olacak. İşte zaman ve emek, sabır işi bunlar hep. Hele bu kadar çok balık varken daha büyük bir sabır, daha büyük bir emek gerekiyor. Bu arada Tahsin abiye de gerçekten çok teşekkür ederiz. Acayip şekilde ilgi alaka gösterdi bize. Sağ olsun. Pastalar, börekler, yemeler, içmeler. Buradan da bir teşekkür edeyim ona. Kendisine gene teşekkür ettik zaten de.
Ben Tahsin abiyle ilk kez tanıştım ama Özgür'ü tanıyordu. Zaten bahsetmişti. Çok tatlı bir abimiz diye. Yani bahsettiğinden daha güzel bir insanla karşılaştım. Hem bilgi birikimi hem sempatiklik olarak. Sağ olsun, var olsun. Dediğim gibi bu kadar bilgi birikiminde Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yine şöyle bir genel görüntüleri göstereyim size. Hiçbir şey dediğim gibi kaçırmamak için. Bütün teknik olarak akvaryumları gayet güzel, sistematik bir şekilde kurmuş gördüğünüz gibi. İşte bunlar hep yurt dışında yaşamanın, daha fazla bilgi birikimin olmasının sonuçları. İnşallah biz de ileride böyle şeyler yapabiliriz. Yine melekler. Hepsi neredeyse damızlık boya gelmiş melekler. Şu akvaryumda gerçekten çok güzel. Siyah ve beyazın karışımı, melekler hep. Hepsi aheste aheste süzülüyor şu anda suyun içinde, akvaryum içinde. Gökkuşakları da kendilerini gösteriyorlar. Şöyle bir genel video çekeyim. Tahsin abim bir arkadaşı ona koyular getirdi. Şimdi onları şeye, havuzuna salacak. Kendi havuzu var evin ön tarafında. Kendini zaten bayağı koyusu vardı da arkasının tür değişikliği yapacakmış. Ondaki koyları Tahsin abiye getirdi. Şimdi onları salacağız dışarıda. Şöyle ben bir genel birkaç görüntüyü de çekeyim. Sonra bir oradaki ortamı da bakalım. A'dan Z'ye Tahsin abinin her şeyinden faydalanıyoruz. Bilgi, birikim, görsellik. Sizleri de bunların hiçbirinden mahrum bırakmak istemedim. Hepsini detaylı olarak çekiyorum gördüğünüz gibi. İnşallah güzel bir video olmuştur. Beğenirsiniz siz de. Ben bayıldım. Eğer güzel çekebildiysem de sanırım sizin de hoşunuza gidecektir bu video. Şöyle son olarak full redleri de çekelim. Bunu da çok seveni olduğunu biliyorum. Zamanında ben de besledim ama şimdi fil kulağı ağırlık verdim. Şimdi dışarı çıkayım ben. Koyları salalım. Şimdi meşhur olacak senin balık atıyor da bak. YouTube'a çıkıyor. Şey yapıyor saklı kenti turistlere. Ama havuzlarını yet görmeniz lazım tabii. Ne koyuyorlar? Oğlum yani. Bahset orada bir... Tül kuyruk yok muydu Tahsin abi bunda? Bende var. Var var, içinde tül kuyruk da var. Bunda iki tane tül kuyruk var. İyi birbirlerine uyarlar yani. Evet, aynen. Azıcık alışsınlar. Bunu devirelim. Sana bir çay koyayım mı? Abi teşekkür ederim. Abi, yeni çocuklarımız evlerine hoş gelmiş. Serbestlik korkuttu bak, çıkmıyorlar. 1 2 3 4 Haydi. Girdi çıktı bir daha. 5 Cesaret. Hoppa. Bunları bir tane kaldı. Küçükten beri kayıtsız büyüttüm böyle. Hoppa. Artık görünmüyorlar. Evet. Biraz yem atıyor. Kaç gelsin. Hakikaten şey. Sen çekimi buradan devam et. Gelirler mi bilmiyorum. Kovayı sok çıkardık ya. Birazcık örtmüş de olabilirler benimle. Evet. Haliyle. Az daha at ver istersen. Hep burada tülleri de görüyor musun? Dolga, onlar evet. Benim günlerden kalanlar.
5-6 tane tül olacak bende de. Ve seninkinin renkleri de çok ilgimi çekmişti benim o zaman efendi gördüğümde. Güzeldi onlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mükemmel bir yer. Sizin için elimden geldiğince detaylı olarak tek tek bütün canlıları çekmeye çalıştım. Yani imkanı olan, buralarda olan mutlaka buraya gelip görmeli. Gerçekten mükemmel bir yer. Canlılar öyle, dediğim gibi hayatımda hiç görmediğim balıklar var ve bunlar burada üretiliyor şu anda. Yani Tahsin abiye helal olsun, kolay gelsin. Büyük bir emek, büyük bir bilgi. Allah kolaylık versin. Bugünlük de videomuz bu şekilde olsun. Hobianem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Yanındaki zili aktif hale getirerekten de eklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her gün saat 10'da en az bir video ekliyorum kanalıma. Videolarımı beğeniyorsanız aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Kanalın ana sayfasındaki oynatma listesi bölümünden eklediğim bütün videoları istediğiniz kategori halinde alt alta duraksamadan playlist şeklinde izleyebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünden kanalımın Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarını bulabilir ve takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler, iyi seyirler.